Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir. Berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma. Göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek, tabiatı da inciten bir gaflet olur. İtalyan şair Tasso, kısaca, Türklere adaletsizlik yapmazsanız, haklarına tecavüz etmezseniz onlardan size asla zarar gelmez demek istiyor. Haksızlık ve adaletsizlik karşısında amansız bir kasırgaya dönüşen bu yolda alparslan olup kat kat ordularla savaşmak da var, Mervan gibi er meydanından kaçmak da. Yahya Çavuş olup Allah'ı arzu ederek akşama kavuşmak da var, Sultan Mesut gibi dünyalıkların peşinden koşmak da. Gaza aşkıyla cepheden cepheye koşmak da var, küffarın vaat ettiği altın kafeslerde yaşamak da. Ulubatlı olup sancağı düşürmemek için surlara çakılıp alperen olup kelle koltukta yaşamak da var. Ya da yeni bir dünya kurulurken Deccal'in değirmenine su taşımak da. İnsanlığa yaşatılması hazırlanan yıkımdan sonra üç dinde de en büyük ortak özellik olan Hazreti İsa'nın ikinci gelişi için tüm hazırlıklar tamamlanmak üzere. Hazreti İsa diye dünyaya tanıtılacak olan sahte Mesih için Blue Beam denemeleri yapılıyor. Bu konuyla alakalı detaylı bilgileri sağ üst köşedeki videomda bulabilirsiniz. Deccal ile alakalı Kur'an'da bir bilgi geçmezken konuyla ilgili faaliyetler hadislerde yer almaktadır. Daha çok Mesih Deccal, yalancı Mesih olarak geçmektedir. Hadislere göre Deccal insan ya da bir nevi insan gibi lanse ediliyor. Özellikleri olağanüstü güçlere sahip olacak, rüzgar gibi hızlıdır, yağmur yağdırıp bitkileri yeşertecek güçtedir. Bu özellikler harp teknolojisini anımsatmıyor mu? Tüm bunları harp ile yapmak mümkünse Deccal'i bir insan olarak görmek mantıksız geliyor. Deccaliyet gelecekse bu bir teknoloji olabilir. Yapay zeka ile donatılmış bir robot veya tüm üstün teknolojik verileri ve donanımı ile büyük bir bilgisayar da olabilir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini yalancı köre karşı uyarmamış olsun." Bu hadislerde belirtildiğine göre Deccal'in tek gözü vardır. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran yapılara ve masonik teşkilatlara baktığımızda Illuminati gibi karşımıza hep tek göz çıkıyor. Deccal'in sembolü ve temsil ettiği özellikler şer, bozgunculuk, hurafe ve yalancılık. Ve yeni düzenin mimarları bu amacı inşa ederek hazırlıklarını Deccaliyet üzerine yapıyorlar. Bütün dünyayı zihni bir programlamaya giriyorlar. Bu 2000 yıllık bir süreçtir. Dünya kara büyü ile ilgili her türlü büyünün etkisindedir. Toplumlar hipnozlu ve formatlıdır. Her ülkenin genetik şifresine ve zaaflarına göre teknolojik unsurlar kullanılarak bu büyü yapılıyor. Şükürler olsun ki kızıl elma şuuru bu vatanın evlatlarından koparılamadı. İlahi kelimetullah yani ilahi kelimeyi alaya taşıma. Bu hususta yeryüzünün orduları olma. Aslında onların her bozgununa karşı Yüce Allah'ın bir lütuf verdiğini Maide Suresi 54. ayetten anlıyoruz. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Seyyid Ahmet Arvasi ve Abdülkerim Arvasi gibi düşünürler, Kur'an'da geçen bu orduların Türk milleti olduğuna işaret ederler. Bugün Arap dünyasına baktığımızda, başta idarecileri olmak üzere cihadı terk ettiklerini, mücadeleyi bıraktıklarını apaçık görüyoruz ki tarihte delilleri mevcut. Günümüzde de ayan beyan ortada durmakta. Ve Peygamber Efendimizin sancağının Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethiyle Osmanlı'ya yani Türklere geçmesi. Siyah sancak Türklerde ise yani Topkapı Müzesi'nde, kutsal emanetlerde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ise bu sancağı dalgalandırmak Mehdi ve Mehdiyet için Türklere düşmez mi? Öyleyse Mehdi bir topluluk da olabilir. Yani Türk milleti.
Türkiye sadece Orta Doğu değil, Kafkasya, Balkanlar, bütün dünya için bir strateji merkezidir. Bu tarz öneme sahip bölgeler için uluslararası stratejide hinterland yani kalp sahası terimi kullanılır. Yurt dışında yapılan analizlerde Anadolu insanının cihanı şumul genlerinin tekrar dünya nizamı için harekete geçtiği biyolojik tıbbi bir veri olarak belirlenmiş. Çünkü insanların refleksleri, tepkileri de takip ediliyor artık. Yeryüzünde para ve güce hakim olanlar her türlü kapıyı açıyorlar. Şeytaniyet, paranın gücünü kullanarak emrine aldığı avaneleri köle gibi kullanıyor. Bu köleler deccaliyetin değirmenine su taşıyorlar. İnkarcılar daima iş başında. Peki tüm bu olanlara karşı yüreğimize su serperek bizi umutsuzluğa sevk etmekten alıkoyan nedir? Ali İmran Suresi 52. Ayet. İsa onların inkarlarını hissedince Allah yolunda yardımcılarım kim? Dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız. Evet, yeni bir dünya düzeni ama bizim istediğimiz gibi.